Herkese merhabalar. Ara tatilimiz geldi. Yorucu bir birinci yazılı sezonundan sonra matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, edebiyat gerçekten yorulduk. Ve şimdi ara tatilde tabii ki de ne yapacağız arkadaşlar? Dinleneceğiz. Dinlenmek en doğal hakkımız. Ama bizler hedefi yüksek olan öğrenciler olarak, ileride gireceğimiz TYT ve AYT'ye yatırım yapan öğrenciler olarak ara tatilde de mutlaka belli bir seviyede çalışmamız gerekiyor. İlk yapacağımız şey dinlenmek ama mutlaka ilk yazılar sonrasında hangi konularda eksiyiz? Matematikte, fizikte, kimyada, tarihte, coğrafyada, edebiyatta hangi konularda eksiksek, yazılıda neleri kaçırdıysak bunları tekrar etmeliyiz. Bunun için yapacağımız şey çok basit. Bir program belirleyeceğiz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Buradan bazı günleri direkt dinlenmeye ayırabiliriz. Yani ben salı günü arkadaşlarımla buluşacağım, perşembe günü dinleneceğim, cuma günü gezeceğim. Buna benzer bir plan yapabiliriz. Ama bazı günlere de mutlaka fizik, kimya, biyolojide, edebiyat, tarih, coğrafyada eksiklerinizi kapatmak adına belli ödevlendirmeler yapmalısınız. Çünkü şu anda yapacağınız her bir çalışma sadece 10. sınıf yazılıları için değil, ileride gireceğiniz üniversite sınavı için de çok çok değerli çalışmalar arkadaşlar. Genel tekrarlar yapabilirsiniz. Hatta bununla alakalı bakın sözel dinamo setimizde ve sayısal dinamo setimizde sizleri biliyorsunuz hem yazılı provalar yapıyoruz. Mesela edebiyattan örnek verelim. Burada hem test sıra bölümleri var. Test sıra bölümlerinde normal sınavlar hazırlıyoruz size tarama bölümleriyle. Ama aynı zamanda yazılı hazırlık kısımları haricinde bakın şurada görüyorsunuz yazılı hazırlık kısımları haricinde ÖSYM tarzı sorular var ve tekrar testleri var. Bu tekrar testlerini çözdüğünüzde gerçekten üniversite sınavı adına da çok büyük yatırım yapmış olacaksınız. Küçük küçük damlalar birikip sizin sermayenizi oluşturacak. Ne demişler? Damlaya damlaya göl olur. Yani edebiyatta, tarihte, coğrafyada veyahut da sayısal sette bulunan matematik, fizik, kimya, biyoloji çözeceğiniz her bir soru size gelecekte hayallerinizdeki üniversitenin, hayallerinizdeki fakültenin ve 10. sınıfta da başarının kapısını açacak. Çünkü üniversite sınavına girdiğinizde size test sorusu soracaklar. Diyecekler ki bu soruyu yap, hayalindeki tıp fakültesini, yazılım mühendisliğini, hukuku, öğretmenliği kazan diyecekler. Dolayısıyla şimdiden sorular çözmeniz, şimdiden bununla alakalı genel tekrarlar yapmanız gerçekten çok akıllıca bir yatırım olur arkadaşlar. Ve diğer bir yatırım da kitap okumak. Çünkü kitap okuduğumuzda sadece Türk Dili ve Edebiyatı dersine değil, diğer derslerde de odaklanmamız, motivasyonumuz ve tabii ki de en önemlisi hayal gücümüz gelişiyor. Çünkü kitap okuduğumuzda örnek veriyorum Aşk-ı Memnu'yu düşünün. Aşk-ı Memnu dizisini hep biz izledik. Ama orada ne yaptık? Bize sunulan Bihter'i, Behlül'ü hepimiz onlar bize ne sunduysa öyle gördük. Halbuki kitabı okusaydık biz orada zihnimize belki başka Bihter, başka Behlül, başka Beşir canlandıracaktık. Ve o canlandırdığımız hayal gücü bizim için bir zihinsel aktivite olacaktı. Ama biz sadece videosunu izlediğimizde hiçbir şey canlandıramamış oluyoruz. İşte kitap okuyan insanlar sürekli olarak beynini kullanarak oradaki karakterleri, kişileri, olayları, anlatılanları zihninde canlandırıyor. Ve canlandırdığı için de beyin sürekli olarak aktif oluyor. Bu onun matematik dersinde de soruları canlandırmasını, fizik, kimya dersinde de deneyleri canlandırmasını sağlıyor. Dolayısıyla kitap okumak da gerçekten TYT ve AYT adına yapılacak çok büyük bir yatırım arkadaşlar. Bizler hocalar olarak sizlere çalışmalarımızla, gayretlerimizle, videolarımızla kapıyı açıyoruz. Ama bunun en büyüğünü sizler yapacaksınız. Yani kalem yazmaz, el yazar. Bizler belki kalemiz, size yardımcı olmaya çalışan birer kalemiz. Ama siz bu kapağı açıp sıkı sıkıya çalışmadığınızda hayalleriniz için soru bankalarından, işte kitaplardan, ÖSYM'nin size sunduğu kaynaklardan veyahut da çıkmış sorulardan bol bol tekrar yapmadıkça maalesef bu iş olmuyor. Bizler sizlere yol göstereceğiz ama o yolda gidecek olan, hayallerine kavuşup istediği bölümlerde okuyacak olan sizlersiniz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Ara tatilde mutlaka dinlenin ama bu dinlenmeyi de belli bir seviyede tutup sıkı sıkıya çalışmaya da devam edin. Hadi bakalım.